Şimdi çocuklarımızı da düşünmek zorundayız. Okullar ne zaman açılacak deprem bölgesinde? Ee, en azından Hatay'da gittiğimizde şunu görmüştük: Okul binalarının çoğu yıkılmış halde. Ee, zaten aileler dağıldı, ee, evler ortada yok. İnsanlar mecburen göç ettiler. Bu çocuklar nasıl okula başlayacak? Nerede okula başlayacak? Bunlar yanıt bekleyen sorular ve tabii ki deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağı sorusu başta. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gaziantep Nurdağ'ında ve dedi ki karar yarın açıklanacak. Pazartesi günü itibariyle 20 Şubat itibariyle 71 ilde eğitim öğretim başlayacak. 10 ile ilgili de değerlendirmelerimize son noktaya geldik. Bugün de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımızla birlikte bu hazırlıklarımızı birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. İnşallah yarın açıklayacağız. Nakille ilgili biliyorsunuz ilk günden itibaren nakil imkanını açtık. Şu ana kadar 48 bin öğrencimiz farklı illere 71 ile nakillerini aldırdı. Bir karar daha aldık. Nakili aldıran öğrencileri pansiyonlarımızda ücretsiz bir şekilde konaklatıyoruz. Şimdi bu deprem bölgesi ile ilgili karar yarın açıklanacak 10 ile ilgili. Ama deprem bölgesi dışındaki 71 ilde yarı yıl tatili yarın bitiyor. Fakat İstanbul'daki 93 okulda ders zili çalmayacak. Çünkü o okullar riskli bulundu ve öğrenciler çevredeki başka okullara nakledildi. Çok ani oldu bir anda beklemiyorduk. Şu an mezun olmuş gibi hissediyoruz. Okulların açılmasını bekliyordu ancak beklediği olmadı. Tabelalar söküldü, sıralar taşındı. Okullara öğrenciler yerine nakliyeciler gitti. Hepimizin ilk tanıştığı yerden ayrılmak çok üzücü ve çok zor. 71 ilde pazartesi günü okullar yeniden açılıyor ancak bazı okullarda ders ili çalmayacak. İstanbul Valiliği il genelindeki 93 okul binasının riskli olduğunu açıkladı. Öğrencilerin eğitime çevredeki okullarda devam edeceği duyuruldu. Beykoz'da 10, Küçükçekmece'de 9, Avcılar, Bağcılar, Silibri ve Fatih'te 5 okul, Arnavutköy, Bahçeli Evler ve Çatalca'da 4 okul tahliye edilecek. Ataşehir, Beşiktaş, Sultan Gazi, Ümraniye, Üsküdar'da 3 okul riskli bulundu. Beylikdüzü, Büyükçekmece, Gazi Osmanpaşa, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer ve Zeytinburnu ilçelerinde 2 okul boşaltılacak. Beyoğlu, Esenyurt, Güngören, Maltepe, Şile ve Şişli ilçelerinde de 1 okul riskli bulundu. O 93 okuldan biri de Beşiktaş'taki Lütfi Banat Ortaokulu'ydu. Binanın riskli olduğuna karar verildi. Güçlendirme çalışmalarının başlayabilmesi için okul tahliye edildi. Ya, okulumuz yıkılacak. Başka yere taşınıyoruz. O yüzden kitaplarımızı almaya geldik. Riskli okulların 76'sı güçlendirilecek. 17 okul binası ise yıkılıp yeniden inşa edilecek. Riskli okullardan bir diğeri de yine Beşiktaş'taki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesiydi. Okulda taşınma telaşı başladı. Tabelalar söküldü, sıralar birer birer kamyonlara yüklendi. Öğrenciler eşya almak için son kez okullarına gitti. Kimi fotoğraf çektirdi, kimi arkadaşlarıyla vedalaştı. Son kez bir bakalım dedik işte. Hani bir anılarımız var. Özleyeceğiz, çok özleyeceğiz. Her şeyden önce bir bağ kurmuştuk okulla falan. Şimdi buraya gelmeyecek olmamız çok üzücü okulu riskli bulunan 51.995 öğrenci, çevredeki okullara nakledilecek. 2.765 öğretmen de derslere güvenilir okullarda devam edecek.